Yani ben şahıs olarak bu dönemin, yani 12 Haziran'da başlayan bu dönemin Türkiye bakımından çok kritik bir dönem olduğunu seçilmeden önce de söyledim, seçildikten sonra da söyledim. Bu meclis gerçekten de bugüne kadar üzerine düşen görevi doğru dürüst yapmadı. Benim inancım oydu ki bu meclis gerçekten bir çözüm meclisi olur, barışı inşa edecek bir meclis olur ve Türkiye 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, yani yüzyılın yükünden kurtulmuş olur ilk çeyreğinde. İlk 15 yılında kurtulmuş olur. Böyle bir tarihi misyonla bu meclis hükümlendirilmiş olabilirdi. Ama bugüne kadar izlediği pratik bu meclisin gerçekten bu olmadı. Geçen hafta Sayın Başbakan bu mecliste komisyon olmaz demiş. Bakın. Sadece geçen hafta. Çok değil yani 10 gün önce bu mecliste komisyon olmaz demiş. Meclis başkanı bu işin muhatabı hükümettir demiş. Dün gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi adına benim hazırladığım önergenin benzer bir içerikte başka bir şey öneriyi vermişler. Hükümet çark etti diyorsunuz. Çark ettiyse de kötü mü etti peki? Hayır etmedi tabii ki etmedi ama ne olur bakın şimdi şöyle bir şey. Ya bir tür yani 100 yılın sonunu söyleyeceksiniz. Karşınızda bir siyasal parti var. Ana muhalefet partisi var. Ya bir kanalı açın. Gelin görüşün. Bunu da vereceğiz deyin. Ne diyorsunuz deyin. Böyle bir öneriyi nasıl beraber daha başarılı hale getirebiliriz deyin. Bunların yolu açık. Ama ne yapıyorlar? Geçen hafta yok demişler. Bu hafta efendim bizim önerimiz var. Ne diyorsunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çizdiği, sınırlarını çizdiği, içeriğini belirlediği bir komisyon üye vermeyiz. Ama bizim önerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten içerikte ve başlıkta bu sorunun çözümünü tarif eden önerisi var. Bunu müzakere edelim diyoruz. Nasıl müzakere ederiz? Kardeşim gelin, sizin 10 üyeniz mi var? CHP'nin 4 üyesi mi var? 3 üyesi mi var? Siz kendi üyelerinizden feragat edin. Eşit sayıda olsun. Sayınızı 3'e düşürün. 7 üye vermeyin. BDP'nin az mı üyesi var? Bir üyesi mi var? Kendi iki üyenizde BDP'ye kullandırın. 3-3-3 başlayalım. İstersen MHP vermesin. Ben de burada CHP'nin genel başkan yardımcısı olarak söylüyorum. Varsalar buna gelsinler. Madem bu mesele bir çoğunluk meselesi değil. Madem bu mesele bir meclis meselesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste komisyondaki çoğunluğundan kendi rızasıyla eşit bir biçimde yürütmek amacıyla vazgeçmeye hazırsa atamak zorunda değil çünkü. 10 üyesi var boş bırakır. Boş bırakır gelsinler beraber bu süreci mecliste yürütelim. Açık söylüyorum bu bakın. Bu bir uzlaşma komisyonu olarak öneriyorsunuz. Evet. Üçer üyede eşit üyelerden. Hayır, bak BDP bir üye verebilir. Mevcut önerdikleri sistem içerisinde. Biz 4 üye verebiliriz. MHP katılsa 2 üye verebilir. AKP 10 üyeli olacak. Şimdi bunda yani böyle bir masada müzakere olmaz. Genel başkanımız sıfır bilgiyle daha bu sürecin başında ben kredi verdim diyor. Sen git ya sen krediye muhtaçsın diyor. Şimdi bir de siyaset tarzı var. Siyasetin dili var. Reel siyaset var bilmem ne var. Yani yani her siyasetçi ve her siyasal parti başbakanın gündemine göre başbakanın öngördüğü takvim içerisinde başbakanın öngördüğü sınırlar içerisinde siyaset yapmak zorunda değil. Yani BDP ile resmi yani bir şey yok. Tabii ki yani BDP'de siyaset yapan milletvekilleriyle arkadaşlarımızla kişisel ilişkilerimiz var. Birçok milletvekilimizin kişisel ilişkileri var. Yani meclis ortamı içerisinde var ilişkilerimiz. Diğer siyasi partilerle de var ama yani bunlar bir resmi diyaloğa yani dönüşmüş değil. Bu akil insanlar yani şimdi %90'ı benim yakın arkadaşlarım. Çoğunu tanıyorum. Yani mutlaka bir yerde tanışmışız, buluşmuşuz. Sivil toplumda ortak çalışma içerisinde olmuşuz ya bir panelde konuşmuşuz birçoğuyla. Şimdi yani gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani atanma biçimi, görevlendirme biçimi, içerik bu arkadaşlarımızın hiçbirisinin kabul edeceği bir içerik değil. Niye kabul ediyorlar o zaman? Ama yani şimdi ama bir hedef var barış. Bir hedef var Türkiye'nin çatışmanın bitmesi. Şimdi çok güzel. Bakın aynı buradaki örneği anladım. Soracağım size. Şimdi şunu söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Ufacık bir parantez açacağım. Akil insanlar. Diyorsunuz ki yöntemi yanlış, seçimi yani belirleme şekli bakın, yanlış, tek insanlardan, hükümetin insanlardan, tavrı yanlış ama yine de insanlar oraya geliyorlar. Niye ama bakın. AK Parti'nin tavrı yanlış olduğu halde CHP mesela aktif katılamaz mı sürece? Ona bakın, rağmen. Şimdi bir insanın, tek tek insanların bu tutumu alması başka bir şeydir. Bir siyaset kurumundan, Ana Muhalefet Partisi'nden de valla başbakanın akşam uyandı, sabah da keyfi geldi, hadi gel böyle yapın demek başka bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi şunu söyleyelim. Her türlü eleştiriye rağmen, her türlü şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de barışın inşasına yanadır. Yanadır. Ama şunu da bilelim. Bu süreçten bakın, yanadır diyorsunuz. Bakın, barışın inşasından yanadır.
Cumhuriyet Halk Partisi silahsızlanmadan, çatışmanın olmadığı bir Türkiye'den ve bir demokratikleşmeden yanadır. Şimdi anayasa meselesiyle yapılacaklar başka şeylerdir. Ana dil meselesi, vatandaşlık meselesi. Yasayla yapılacak şeyler başka bir şeydir. Anayasa meselesi biraz önce söyledim. Ana dil meselesi. Bunlar anayasa devam ediyor şeyde. Mecliste devam ediyor. Nasıl sonuç olacak beraber göreceğiz. Beraber göreceğiz ve bizim parti meclisimiz son kararı verecek. Temel konularda söyledim ben bütün bunları. Ama yasayla yapılacaklar var. Ya. Yasayla yapmak için anayasayı beklemeye gerek yok. Ya da Temmuz'u, Ağustos'u beklemeye gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani gelin yapalım bütün bunları. İstanbul'u CHP alsa X kişisiyle ne değişecek İstanbul'da? İstanbul'da çok şey değişecek. Yani gerçekten İstanbul iyi yönetilmedi. 20 yıl boyunca İstanbul başka bir yere taşındı. Başka bir İstanbul var artık. Yani ranta dönüştürülmüş alanlarla başka bir İstanbul var. Yani 20 yıldır yönetiyorlar. 94'ten beri 2014 olacak. 20 yıldır yönetiyorlar. Biz İstanbul'da kiminle kazanırızdan daha öte şimdi nasıl kazanırız? Nasıl bir İstanbul hayal ediyoruz? Onun üzerine çalışıyoruz. Yani kimle kazanırız başka bir soru. Nasıl bir İstanbul? Bir de yani ilk önce benim kaygım nasıl, şu. İstanbul'u kazanmak mı istiyorsunuz? İstanbul'u yönetebildiğinizi gösterip Türkiye siyasetinde iktidara mı talip oluyorsunuz? Tabii ki İstanbul gerçekten bütün Türkiye bakımından bir işarettir. Bütün Türkiye bakımından. Böyle de olmuştur zaten. Geçmişte de böyle olmuştur. İstanbul'da, ilk önce İstanbul'da gerçekten nasıl bir sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla, yerel yönetim anlayışıyla nasıl belediyecilik yapacağız burada? Halkla beraber. Şimdi onun parametrelerini hazırlıyoruz. Sonra kiminle kazanırız? Tabii ki bunu da örgütlerimize danışarak, kamuoyu yoklamaları yaparak öne çıkartacağımız adaylar olacak. Her-